Sayın milletvekilleri, değerli halkımız, içeriğine baktığımızda kamu mali denetim yasasıyla, mali denetim ve kontrol yasasıyla uyum gibi gözüken aslında kılıfı o şekilde hazırlanmış. Esas filmin emekli yaşına yönelik olduğu bir yasa. Şimdi sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Biz 65 yaşa karşı değiliz. 65 yaşı Sayıştay'da yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Biz 65 yaşa karşı değiliz. 65 yaşı 60 yaşa düşüren sizlersiniz. Biz komitede de 65 yaşa karşı olmadığımızı ama bunun emekliliğine 4 ay kala bir kişinin atanması üzerinden yapılmasına karşı olduğumuzu ve bundan sonra yürürlüğe, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak başkan atamalarında 65 olması gerektiğini komitelerde de ifade ettik. Neden? Biz ilkeli davranıyoruz. Biz 65 yaşa olurumuzu veren ve bunu yasallaştıran bir siyasal partinin mensupları olarak sizler ama bunu 60'a düşmüştünüz. Hem de bunu İsmet Hakim'i bahane ederekten, emekliliğine bir yıldan fazla kalan bir kişi olarak bahane ederekten bunu yapmıştınız. Size şimdi 2009 yılında yaptığınız yasanın genel gerekçesini okumak istiyorum ve bunu okurken emekliliğine 4 ay kalan bir kişinin emekli yaşını 65'e çıkarma noktasında bir empati yapmanızı rica ediyorum. Bizim 65 yaş yaptığımız yasayı 60'a düşürürken genel gerekçeye şunları yazmışsınız. 56-2008 sayılı Sayıştay Değişiklik Yasası'ndaki Sayıştay Başkan ve üyelerinin atanma ve niteliklerini belirleyen maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle KKDC Sayıştay'ın çağdaş, demokratik ve bağımsızlık orguları sorgulanmaya başlanmıştır. Bakın bunu biz emekli yaşını 65 yaptığımızda siz hazırladınız da bu gerekçeyi. Şimdi siz emekliliğine 4 ay kala bir kişinin, kişiden bağımsız kişinin iyi bir insan olmasından bağımsız söylüyorum. Kişiler üzerinde değil tartışma. Zihniyetlerdir. Bu nedenle 65-2008 sayılı değişiklik yasasıyla yaratılan bu olumsuz izlenimin ortadan kaldırılması ve Sayıştay'ın çağdaşlığı, demokratikliği ve bağımsızlığının sorgulanmaması nedeniyle ilişikteki hazırlanan yasada bazı düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Yani Sayıştay'ın 60 yaşının 65'e çıkarılması sizin tarafınızdan buradan ki ben hala da iddia ediyor ve söylüyoruz biz 65'i destekliyoruz. 65 olması gerekir. Çünkü anayasal bağımsız kuruluşlarda mecburi emekli yaşı 65'tir. Ombudsman'da ki kamu hizmetinde farklıdır onu da ifade edeceğim. Yüksek mahkeme yargıçlarında anayasa gereği 65'tir. Biz 65'i savunuyoruz. Böyle kurumlara nitelikli insanların başkanlıkları her zaman gelmez. Ama bizim yaptığımız 65'i 60'a düşerken bizim 65'i yapmamızı siz Sayıştay'ın çağdaşlığı, demokratikliği ve bağımsızlığının sorgulanması olarak ifade etmiştiniz. Aynı 65'i 60'a düşerken Sayıştay yasasında yapılan 49-2007 sayılı değişiklikten sonra atanan Sayıştay Başkanı'nın emekliye ayrılma yaşının bir sene sonra Sayıştay Başkanı olarak görevi devam ederken 56-2008 sayılı değişiklik yasası ile 60'dan 65'e çıkarılması ile Sayıştay Başkanı'na özel bir yasa yapılmış ve Sayıştay'ın bağımsızlığına gölge düşürülmüştür. Bunları siz yazdınız. Bir yıl kala dediniz. Sizin şu anda bu yasayı yaptığınızda 4 ay, 5 ay var. Bu nedenle Sayıştay Başkanı ve üyelerinin emekliye ayrılma yaşları tekrar düzenlenmiştir dediniz. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuya ilkesel bakıyoruz. Ve komitelerde de önerimizi yaptık. Değerlendireceğiz dediniz, değerlendirmediniz. Şimdi ombudsman örnek gösteriliyor. Ombudsman da anayasal bağımsız bir denetim kurumu. Ama orada 6 yıl görev süresiyle sınırlı ve bir kez atanabiliyor. Kamu Hizmeti Komisyonu yaş sınırı 70. Bakın 65 değil ha. 70. Gene Cumhuriyetçi Türk Partisi yaptı bunu. Ama 6 yıl sonra tekrardan atanması koşuluyla. Yani bir görev süresi var. Bir görev süresi var. Siz ise hiçbir görev süresi koymadan şu anda bunu
65 yapıyorsunuz, emekliliğine 4 ay 5 ay kalan bir kişi için. Ve biz size önerdik. Burada dönem sınırı da koyalım. Bakın dünyadan örnekler vermek istiyorum size. Türkiye'de bir kişi 5 yıllığına Sayıştay Başkanı olabilir ve bir dönem daha seçilebilir. İngiltere'de 10 yıl olabilir, seçilemez. Kanada'da 10 yıl olur, yeniden seçilemez. İsveç'te 7 yıl olur, seçilemez. Danimarka'da 6 yıl olur, yeniden seçilebilir ama 4 yıllık süre için seçilebilir. Malta'da 5 yıl ve yeniden seçilebilir. Estonya'da 5 yıl yeniden seçilebilir. Bulgaristan'da 7 yıl yeniden seçilemez. Yunanistan'da 4 yıl yeniden seçilemez. Romanya'da 9 yıl yeniden seçilemez. Sayıştay'ın tarihine baktığımızda ise Sayıştay'da bugüne kadar başkanlık yapmış kişiler Sayın Osman İsmail Uğurhan 7 yıl başkanlık yapmıştır. Nail Atalay 12 yıl yapmıştır. Soner Vehbi 9 yıl yapmıştır. İsmet Akim 3 yıl yapmıştır. 5'i düşürmesiniz, maksimum yapabileceği 8 yıldır. Ama siz şu anda yaptığınız bu değişiklikle bir kişinin 13 yıldır başkan olan bir kişinin 18 yıl başkan olmasını sağlıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Dünyada örneği yok. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki bazıları da çıkıp işte şimdi çıkacaklar kürsülere. İşte tencere dibin kara, seninki benden kara, sen bunu yaptın. Hiç o tartışmalara girmiyorum ben. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak netiz. Biz daha önce attığımız adımların arkasındayız. Biz o kurumun başkanının emeklilik yaşının 65 olmasında 2007'de yaptığımız değişiklik gibi arkasındayız. Ama bunun kişiye özgü olmaması adına, 4 ay kala bir kişinin emekliliğine yapılmaması adına bir kez daha size çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki 65 olsun ama bundan sonraki uygulamalar için. Bakın size daha açık bir şey söyleyeyim. Çoğunluk sizde değil. Zaten gene sizin çoğunluğunuz da Sayıştay Başkanı atanacaktır. Bizim derdimiz kimin Sayıştay Başkanlığını kimin oylarıyla atandığıyla ilgili değildir. Hangi siyasal görüşte olduğuyla da ilgili değildir. Bizim derdimiz ilkesel bir kişinin 18 yıl boyunca Sayıştay Başkanlığı yapması dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur. Bunu kabul etmediniz. Dönem kuralı koyalım dedik. Dönem kuralını da kabul etmediniz. Ve şu anda tam da sizin gerekçelerinizde 2009'da 60'a düşürdüğünüz gibi aslında Sayıştay'ın çağdaşlığı, demokratikliği ve bağımsızlığını sorgular hale sizler getiriyorsunuz. Biz bu sebeple bu yasaya hayır dedik ve şimdi de hayır diyeceğiz. Ve size de çağrımızı bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. 65'i yapalım ama bir geçici madde koyalım ve bu 65 yaşın uygulanmasını toplum ve kamuoyu vicdanında da rahatlatmak adına yine sizin atayacağınız çoğunluktan kim olursa olsun fark etmez. Başka bir kişi de olsa hiç önemli değil ama bundan sonra atanacaklar için 65 yapalım. Şu anda kamu orada Sayıştay'da insanlar 65 yaptığınız anda kendilerine göre Sayıştaylık'ta bir kariyer planı yapıyor ya. Ve sen bunu 65 yaptığın zaman birçok diğerlerinde 60'ta kaldığında emekliliği birçoğu emekliye çıkmış noktaya gelecek. En azından atandığında 65 yaşta emeklilik hakkı elde ettiğini bilerekten atama yapalım. Ve hatta bunu bir adım daha öteye gidelim. Dünyada da örnekleri var. Dönem kurallarını getirelim diyoruz. Ama siz ille de kişiye özel yapacağım diyorsunuz. Siz buyurun seve seve yasalarınızı yapın. İlk prova 25 Haziran. Arkasında erken seçim. Kamu hizmetinde bir krallık kurduğunuz zamanında atadığınız oraya ömür bile orada kalacağını zannedildi. Değiştik yasamızı, dönem sınırı da getirdik, yaş sınırı da getirdik. Paşalar gibi eyvallah dedik, evini uğurladık. Günü gelir burada da gereğini yaparız. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.